11'i zorlayan çıkmaz. Çeyrek final öncesinde lig heyecanı yaşayan iki takımın da korakor oyunu vardı Kayseri'de. Kamptan gelen, ağır antrenmanlar yaşayan iki grubun da sonuna kadar vazgeçmeden ısrarcı kalmaları önemli. Takım olduklarını gösteriyorlar. Gerçek umut bu görüntüde. İsla ve Dirar haricinde yedek ağırlıklı kadroyla oynadı Fenerbahçe. Gözler Alper ve Tolga'nın üstündeydi. Mevlüt'ün Vedat Muriç'in yokluğu için alternatif olup olmayacağı da tartışılacaktı. Maçın en net gol pozisyonu. Harun gole izin vermedi görüntüde Kravets. Ve klasik kupa yorumunda bu takımdan ilk 11'i zorlayan çıkar diyemiyoruz Gönül rahatlığıyla. Sıyrıldı rakibinden. Ferdi pasını verdi. Vedat Muriç, kaleci Lung, ikinci hamle. Şimdi Kruse. Kruse yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Ve Fenerbahçe... Deniz Türüç'ün sol bek denenmesi olumlu. Caner Erkin'i Türkiye'nin en iyi bekleri arasına sokan Ersun Yanal aynı denemenin peşinde. Deniz'in mevki bilgisi veya Alper ile uyumu hep sorunlu aslında. Gustavo'nun oyuna girmesiyle birlikte maçın da aklı başına geldi. Brezilyalı oyunu yoğurmaya, pas kurgusunu etkili hale getirmeye başlayınca Kayserispor kendi alanında kalmaya zorlandı. Cruz Vedat'ın alınışı da Fenerbahçe'nin rövanşı kafasında rahat oynaması içindi. Olmadı. Ferdi ve Kuru ise ikinci yarı için formda ve hazır gözüktüler. Lig öncesinde fizik olarak kendini geliştirmiş, istek olarak da üst seviyede bir Fenerbahçe izlemeye hazırlanabiliriz.